Gözüm abla. Ah, efendim Emrecan. Gözüm abla, benim burada çok canım sıkılıyor. Dünyaya inmek istiyorum. Ah benim güzelim. Bunun için normal elbiselerimi bile giydim bak. Ah benim güzelim. Ah benim bir tanem. Emrecan, yavrum. Şimdi bak sana ne diyeceğim. Şimdi küçüklerin aşağıya inmesi kesinlikle yasaktır. Ancak belirli bir süre sonra refakatçi bir ruhla aşağıya inebilirsin canım. Ama benim burada çok canım sıkılıyor. Hem oyun oynayamıyorum, arkadaşlarımı özledim. Ah ne yapalım canım, buna alışacaksın. Of ya, of. Ne haber gözüm ablacığım, ne var ne yok? İyilik sağlık Ruhsar'cığım. Yağmurlar ne alemde? Bir bakabilir misin gözüm ablacığım? Bakayım Ruhsar'cığım. Ay vallahi çok şanslısın Ruslar şimdi. Şimdi böyle yağmur bir başladı ki bardaktan boşanırcasına. Heh, bunu kaçırmayayım. Hemen aşağıya gideyim o zaman. Hadi git bakalım. Hoşça kal gözüm abla. Şişt, bana ne yapıyorsunuz? Bırakın da şu gazetemi okuyayım. Ben okuyacağım. Okumayacaksınız, ben okuyacağım. Ben geldim aşkım. Hoş geldin. Ruslar, kim bu çocuk? Hangi çocuk aşkım? Bu çocuk kim? Bana bak, aptal numarası yapma da söyle. Nereden çıktı bu velet, ha? Vallahi aşkım, ben de bu çocuğu şimdi görüyorum yani. Yalan konuşma, yalan konuşma. Çabuk söyle bakayım. Bu çocuğu kimden peydahladın, ha? Elvis'ten mi? Büyük İskender'den mi? Napolyon'dan mı? Hep onların yanına gittiğini söylüyordun bana. Canım söylüyordum ama gitmiyordum. Gözüm gitmiyormuş. Ben pat diye anlarım onun kimin çocuğu olduğunu. Babalık testi yapayım da gör bakalım, ha. Bak bakayım. Al işte, al. Gözler aynı. Büyük İskender. Ay, sanki tanıyor da. Büyük İskender'i görsen yoğurtlu İskender zannedersin sen be. Bak burun da Napolyon. Ay, aşkım niye anlamıyorsun? Ben de bu çocuğu ilk defa görüyorum diyorum ya. Anladım. Bu senin çocuğun. Ne? Ha, tabii. Ben şimdi olayı anlayınca baskın basanındır misali. Bana yalan söylüyorsun değil mi? Saçmalama ya. Ne alakası var? Evet evet. Bu çocuk senin yasak aşkının meyvesi. Ve sen şimdiye kadar bunu benden saklamayı başarabildin. Ama bundan sonra yakaya el verdim Masar Bey. Nereden çıkarıyorsun bunları? Bir kere o çocuk seninle geldi. Senin çocuğuna. Yok canım. Kendi günahları benim üstüme atmaya mı çalışıyorsun? Hadi hadi ne günahı. Hadi be, ben Emrah değilim. Bana yediremezsin. Emrah yerim ama ben yemem. Pis yalancı. Hadi, aşağılık fani. Er getirdiğin çocuğu bana kakam. Çocuk esirgeme kurumu muyum lan ben? İşine gelmediği zaman böyle o abuk sihirlerine başvuruyorsun değil mi? Yok canım. Senin için kılımı bile kıpırdatmam ben. Dakika. O zaman bütün bunları kim yapıyor ha? Bunları kim hareket ettiriyor? Adın ne senin bakayım? Emrecan. Senin baban kim? Emrecan, nasıl geldin buraya? Senin etini tutunarak geldim. Ay çok sevindim. Yok yok, ben o kadar sevinmiyorum. Benim içimde hala çok önemli bir kuşku var. Bu iş belli olmaz, bu iş belli olmaz. Bu çocuk senin olabilir. Ay ama sen aptallaşma lütfen. Hiç mi biyoloji okumadın sen? Yani şimdi bakar mısın, bu çocuk benim olsaydı en azından bir iki yeri bana benzerdi. Ya olabilir. Ya babasının genleri baskınsa? Aman Masar. Ay sinir etme beni Allah aşkına ya. Ya yukarıda bir takım estetik ameliyatlar falan geçirdiyse? Yani şimdi beni kıl etmek için yaptığını biliyorum. O yüzden sana bir işlem yapmayacağım. Bir şey yapsana, çocuk bir yerini acıtacak. Baksana uç. Gel bakayım, gel. Bana bak, uslu dur tamam mı? Yoksa sana yapacaklarım aklın ucundan bile geçiremezsin. Biraz eğlencenin kimseye bir zararı olmaz ki. Diyorsun. Diyorum. Ruhsar, çocuğu buradan götürsen iyi olacak. Ama bu imkansız. Gel Emrecan'cığım. Ya aşkım bakar mısın? Bir damla bile yağmur yok. Nasıl gideceğiz şimdi biz? Allah Allah. İtfaiyeyi çağıralım. Suni yağmur yaptıralım. Ay olmaz tabii ki. Ben su döksem? Saçmalama Masar. Şiir okuyayım o zaman. Yağdı yağmur çaktı şimşek. Sen de mi geldin Ruhsar? Susar mısın acığım lütfen? Eyvah birileri geldi. Nasıl anladın ya? Sana kapı çaldı. Allah tamam be. Beni de telaşa veriyorsun. Biri gelse ne olacak? Siz ruhsunuz. Göremez ki. Göremez. Emrecan çocuklu olduğu için herkes tarafından görülebiliyor canım. Yapma ya! Ne yapacağız kızım o zaman?
Ah Emrecan, ah ne yaptı yaptı, ruhsarın peşine takılıp aşağıya indi. Ah görüyor musun başıma geleni? Annesine de söz verdim. Kadıncağız bana emanet etti. Hay ben ne diyeceğim şimdi bu kadına? Ah ne diyeceğim? Görüyor musun başıma geleni? Dur bakayım şu yağmurların durumu ne? Görüyor musun bak yağmurlardan da bir haber yok. Hayır yağmurlar yağsa iniveririm aşağıya. Tuttuğum gibi çocuğu koltuktan çıkıveririm yukarıya. Yani bu durumda modası geçmiş bile olsa yağdır Mevlam su demekten başka çarem kalmadı. Acaba kendisinden rica etsem beni dinler mi? Hemen Emrecan'ı saklayalım. Tamam saklambaç oynayalım. Evet oynayalım. Gel seni yatak odasına saklayalım. 1 milyona kadar sayalım bakalım bulabilecek miyiz? Belki de bulamazsınız, kurt olurum. Heh, atıl kurt gel gel. gel atıl kurt gel. Aman ha çıkma sakın ha. Sayacağım ben şimdi. 1, 2, 3, 4. Evet aldım. Ay neredesin minik kuşum, anahtarımı evde unutmuşum. Ağaç olduk yani kapıda. Uy. Sende ne olsa olsa maki olur. Bodur bitki örtüsü. İşe dağıldım ben, özür dilerim. Siz buyurun geçin zaten. Ya, olmaz ki evladım yani meraktan çatladım vallahi kapıda. Hayır bugün de evde olduğunu biliyorum. Ay nereye gitti bu, nereye gitti bu diye heyecandan öldüm bittim. Aa yapma bunu bana Allah aşkına. Abi tanıştırayım. Fesleğen Hanım. Ah oh, Fesleğen böyle durur da böyle yaparsın. Kokar. Yazar Demir Bükey'in ilk yardım ve kaza anında Hayat Kurtaran İlk Müdahaleler adlı kitabının imza gününde tanıştık. Çok kültürlü bir kızcağız yani anlayacağın. Ah sonra trafik konusunda da çok hassas. Aynen senin gibi. Ya evet. Nasılsınız Mazhar Bey? İyiyim iyiyim. Sağ olun. Annemlerin kusuruna bakmayın biraz. Ay bu işin kusuru mu olurmuş canım? Biz sadece hayırlı bir işe vesile olduk. Hem bu sevaptır sevap. Anne sevabınıza ortak olmak falan istemiyorum. Aa, evlenmek istemiyorum. Zorlama sana. Evet zorlama. Peki ama o zaman torunum ne olacak? Yani o zaman benim torunum olmayacak. Olmasın işte. Dertsiz başıma dert mi alayım? Allah Allah. Kendi çocuk sevecek diye bana bir şey yaptıracak ya çocuk. Merhaba. Merhaba. Girebilir miyim? Girdin ya işte. Tam ya ne kadar aptalım. Hani sana salak diyorduk ama oldu aptal da oldun. Merhaba Benkıme Hanım teyze. Merhaba Firdevs. Merhaba Reyhan. Merhaba adını bilmediğim kız. Fesleğen, fesleğen böyle. Ay Reyhan. Bütün merhabaların bittiyse gider misin artık? Mazhar Bey'in sürprizimi göstermeden hiç adım atmam. Oradan oraya da atmam, buradan buraya da atmam. Şuradan şuraya da atmam. Hiç ay, adım atmam. Ay ay atmasana. Hay Daral geldi ya. İyi o zaman. Ben sizin değerli vaktinizi daha fazla almadan sürprizime geçeyim. Geç. İsterseniz siz de benimle birlikte geçebilirsiniz. Bir geçeceğim ben. Hadi ne sürprizin? Merhaba hanım. Ay yok böyle değildi. Tanıdım. Ne bu? Albüm. Ama buna bazıları fotoğraflıkta diyor. Siz istediğinizi söyleyebilirsiniz. Düşündüm de. Ha düşündün demek. Vallahi bravo. Evet, düşündüm. Düşündüm dedim ki, Mazhar Bey belki Türk kızlarından sıkıldığı için benimle evlenmemiştir. O yüzden değişik ülkelerin, bakın burada gördüğünüz gibi değişik ülkelerin kızları giyindi. Böylelikle siz buradan içinden beğendiğiniz kızı seçeceksiniz. Böylelikle ben siz de yabancı bir kızla evlenmiş olacaksınız. Nasıl? Şabalak internet reklamları bile bunun yanında 3. dereceden vahim kalır. Demek fikrim beğendiniz ha? Ben de en çok bu halimi beğenmiştim. Siz? Reyhancığım, sen şansını bence başka yerde dene ha? Hem sen niye Madagaskar'dan döndün ki zaten? Sıkıldım. Ay kusura bakma Fesleğen'cim. Bu bizim ailenin salağı. Biz 2 dakika abi, öncesine kadar Mazhar'la Fesleğen kızımı baş göz etmek ay üzereydik. Ama sen geldin, işi bozdun. Tabii Reyhan'dan umudu kesince kızı aynen sattın ha. Görürsün sen menkübe cadısı. Bakalım üzerinde çimen, kahve ve ketçap lekesi olunca da böyle dır 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 konuşabilecek misin? Bir zincir berbat etmekte üstüne yoktur senin ha. Şu üstünün başını kılığının bir haline bak. Hiç benim gelinim olabilecek bir durum var mı sende ha? Dökülüyorsun canım. Ruhsar lütfen yeter artık. Allah Allah ya. Yaşasın yeni bir oyun. Ne diye döndün Madagaskar'dan bilmiyorum ki. Sen Madagaskar'a evlenip gittin diye ben neredeyse zil takıp oynayacaktım. Niye döndün anlamıyorum ki. Ben de zil takıp oynayacaktım ha.
Sen değil o Zizi, ben oynayacağım takım. Soruma hala bir cevap alabilmiş değilim. Söyle niye döndün ha, niye döndün? Öf, mutsuzdum, mutsuzdum. Tabii mutsuz olursun. Gidip de tanımadığın adamla evlenirsen elbette mutsuz olursun salak. Seni yaramaz seni. Çabuk odaya git. Geç, geç, ne diyorsun Ruser? Ama sen yaptın. Bana bak, bir daha sakın sihir falan yapma. Sonra bozuşuruz ha. Hadi bakayım yürü. Ay vallahi yani sen beni deli edeceksin ha. Ay bir çocuk. Kim bu çocuk? Hangi çocuk? İşte bu çocuk canım, bu çocuk. Ay canım, gel bakayım. Canım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helal hep utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana.